Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Niyaz'a merhaba diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evde dondurma yapacağız. Onun için böyle evde bulunan çok güzel ve son derece sağlıklı malzemelerle çok güzel bir dondurma yapacağız. 6 tane. Bunlardan aslında 12 tane var. Bakalım duruma göre yetişir yetişmez. Ona göre adetini ben ayarlarım. Zaten ben de şimdi hemen hızlı hızlı şeyleri de sayayım sizlere. Şöyle aslında ben 5-6 tane filan ceviz vardı, onları kırdım, bu şekilde ezdim, daha da iyi oldu, toz haline getirdim. 4 tane muz, 1 yemek kaşığından fazla bal koyacağız, Antep fıstığı koyacağız, fındık koyacağız, hurma koyacağız. Sonrasında da biraz da içine karıştırdıktan sonra da bitter çikolatası koyacağım çünkü farklılık katsın diye. Hem vitamin deposu olacak, hem de sağlıklı olacak arkadaşlar, hem de lezzetli olacak. O yüzden elimizin altında pratik. Şimdi ben bunu difrize atacağım. Normal buzdolabının difrizi değil de derin dondurunun ilk aşamasını kullandığımız bölümüne atacağım. Siz de artık durumuna göre ayarlarsınız sevgili arkadaşlar. Hemen yapımını geçelim. Şimdi önce malzemelerine geçmeden önce ben şu dondurma kaplarımı anlatayım sizlere. Zaten marketlerde çoğu yerde görürsünüz. Şimdi reyonlarda yerini almıştır. Yıkadım ve bu şekilde koydum. Normalde ben görüyorum da meyveyi sıkıp hemen direkt içine atıp dondurmaya gönderiyorlar. Ama onun çok fazla şey yok. Zaten meyveyi yiyoruz. Tamam, çocuklara şey oluyor. Belki de hem daha da iyi olur. Diğer dondurmalardansa meyve sulu dondurma, meybuz gibi yiyip bitirebilirler. Ama ben biraz daha sağlık katmak istedim. Şimdi içine 4 tane muz koyacağım. Bol bol da ceviz koydum. Zaten midem yapmış, herkesin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi beyin gelişimi için omega 3. Standart zaten her gün 3 tane 4 tane yememiz gerekiyor. Ben de bu kez dondurmayla da taçlandırmak istedim. Bir de böyle aslında robottan geçireceğim cevizleri ama yine de ben havanda biraz ezdim. Bol cevizde. Üç tane de Medine hurması kullanacağım ben böyle. Yani normal cennet hurması, Trabzon hurması falan diye ayrılıyor ya. Ben normalde böyle bildiğimiz hurmalardan koyacağım. Şöyle bir avuç kadar minik koyacağım. Biraz vitamin patlaması olacağı için şu Antep fıstığı koyacağım. Gördünüz mü? Şöyle yapalım. Antep fıstığı miktarı da bu. Bir yemek kaşığı kadar. Şimdi bala geldik. Normalde içine süt de koyabilirsiniz ama süt çok fazla erimeye başladıktan sonra, şimdi kaptan çıkartıyorsunuz ya, hemen belli bir süreden sonra eriyor. O da bütün hepsinin yere saçılmasına sebep oluyor. O yüzden kesinlikle böyle inceltici şeyler kullanmayacağım. Sadece böyle yoğun kıvamlı olacak. Yedikten sonra mesela ilk 5-10 dakika içinde hemen erimeyecek, sulanmayacak şeyler olması gerekiyor. O yüzden ben de bu şekilde muz koydum. Kesinlikle şey koymadım ama bir dahaki sefere de keçi sütü ve salep de yapalım. Bakalım, biliyorsun senin ana sütün en fazla yakın olan keçi sütü. O yüzden biz de çocuklarımıza sağlıklı dondurmalar yedirmek görevimiz. O yüzden sadece sağlıklı dondurmalar değil, sağlıklı yiyecekler, içine ne olduğunu bildiğimiz yiyecekler yedirmek görevimiz. O yüzden ben de şimdi görevimizi yeri getirmek üzere çalışmaları başladım. Bayağı yoğun kıvamlı bir dondurma karışım elde ettik. Şimdi bunu çıkartalım. Bakın çok fazla akışkan değil. Bayağı yoğun. İçinde çünkü muz olduğu için. Şimdi aşamamız tamamladık. Çok basit, çok kolay. Yani aslında bir dondurma için markete gidip gelinebilecek zamanı kadar bunu hazırlayabilirsiniz. Ama ondan sonrası birazcık bekleyip donması gerekiyor. Kıvamı da bu şekilde. Doldurana kadar
Bunları da sonra sileriz. Şurayı da silip temizlemem lazım. Birinci dondurmamız hazır. Bayağı da büyük. Öyle. Ben diğer ekranlarda bazı büyük kanalların falan yaptığı şeyleri görüyorum da çok sıvı kıvamlı olunca da dediğim gibi biraz önce hemen eridiğinden çok lezzeti çıkmıyor. İlk 5 dakika içinde hepsi su olup dökülüyor. Çok fazla doldurmayacağım. Boşlukları böyle yapalım. Tamam. İki tane oldu. Tamam. İki tane çıkardığımıza göre gerisi kolay. Çıkartalım. Ben doldurayım. Sonrasında yine döneyim size. 4 tane standart dondurmamız çıktı. Bunların 2 tanesi boş. Ben bunları şimdi normal buzdolabı difrizine değil de derin dondurucu difrizinin ilk 12 saat şoklama etkisi yaptığımız bölümüne atacağım. Direkt şey yapmayacak, şoklayacak. Daha sonradan zaten buz tutmadan sadece soğutup sertleştirecek arkadaşlar. Şimdi ona doğru gidelim. İsterseniz yine normal buzdolabı difrizine de atabilirsiniz tabii ki. Bu şekilde normal. Burada derecesi gösteriyor ama bu buzdolaptır arkadaşlar. Joker özelliği olan derin dondurucu arkadaşlar bu. Eğer ki dolaba koyacak herhangi bir şey yoksa, yani işlemimiz bittiyse bunu tek tuşla normal buzdolabına, yani soğutucuya çevirebiliyoruz. Dolap hakkında da bilgi vereyim ben madem. Şimdi zaten boş, çok fazla içinde bir şey yok. Şu iki tanesi, ilk üstteki gözlerin iki tanesi şey arkadaşlar, bu şekilde şoklama. Daha sonra da çekmece şeklinde zaten. Şimdi bunları ilk soğutmak için, yani dondurmak için attığımız malzemeyi bu şekilde şu iki tane göze atıyoruz. Bunlar burada bu şekilde çekiliyor. Daha sonra 24 saat sonra alttaki, bak burada şimdi zaten kapak açıldı diye haber veriyor. Tamam, kapatıyorum. Kızma. Şimdi burada bekleyecek. Yaklaşık 4 saat bekledikten sonra da zaten iyice donmuş olacak. Buzlanmayacak, karlanmayacak. Sadece normal şeyler gibi buzlanması, yani donması gerekiyor. Dondurmaya bittiğine göre inşallah bittikten sonra da, yani donduktan sonra da çıkartalım. Görelim bakalım aşaması nasıl, durumu nasıl. Sonrasında yine ben bu videoyu yükleyeceğim ama onu sadece küçük bir fragman olarak sizinle paylaşabilirim. Dondurmanın son durumunu. Herkese şimdi sağlıklı ve güzel günler diliyorum.